Merhaba arkadaşlar, şen tasarımlara hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanla yeni bir tasarım yapacağız sizinle. Bugün çok heyecanlıyım. Eski bir örgü ceketten yeni bir ceket tasarımı yapacağız. Hemen başlayalım. Elimizde uzun zamandır giymediğimiz örgü bir ceket var. Gördüğünüz gibi. Buna yeni bir tasarım vererek, severek giyeceğimiz bir cekete dönüştüreceğiz. Öncelikle ceplerini çıkarmakla başlıyoruz. Ceplerini çıkardık. Omuzdan itibaren 50 santimi işaretliyoruz. Ve kesiyoruz. İşaretlediğimiz yerden 50 santimden kesiyoruz. Yeni bir yaka formu vereceğim. Yakayı sökemedim. Kesiyorum. Keserek çıkartacağım. Öndeki fazlalıkları da kesiyorum. 6 santim kadar ön taraftan çıkartacağım. Yeni bir yaka formu veriyorum. Bu kestiğimiz yerleri makinede ya da elde temiz dikiş yapıyoruz. Kolluçlarını da kesiyoruz. Rahat bir ceket olacak. Bu şekilde ikiye katlayarak dikiyoruz. Ceketimizin ön tarafını da yine bu şekilde ikiye katlıyoruz. Makine dikişi geçeceğiz. Yakayı da aynı şekilde kıvırıyoruz. Etek ucunu da aynı şekilde kıvırıyoruz. Ön kısmını biraz daha kalın kıvırdım. Birbirinin üzerine binme payı. Şimdi ceplerini dikeceğiz. Ceplerini diktik. Böyle. Şimdi yakasını, kolluçlarını ve etek uçlarını yünle örgü yapacağız. Şöyle tutturuyorum önce. Şöyle arkadaşlar, üst zincir çekiyorum ve 1 santim arayla şöyle üzerine almadan batıyorum. 1, 2, üst zincir çekiyorum. Bu şekilde bu sırayı bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Tığım 1 numara. Şimdi ilk sırayı biraz küçük ucu, küçük bir tığla başladım. Daha sonra büyük bir tığa geçeceğim. Batması kolay olsun diye küçük bir tığ aldım önce. Sırayı tamamladık. Şimdi iki zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve tığımı değiştiriyorum. Daha kalın bir tığ alıyorum. Üzerine alıyorum. Şuradaki boşluğa İki tane trabzen yapıyorum. İki defa da çekerek. Bir. İki. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere iki tane daha trabzen yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi beş zincir çekiyorum.
2 tane boşluğu artırıyorum. Ve üçüncünün içerisine üzerine alarak trabzen yapıyorum. Şöyle. Ve bu sırayla bu şekilde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sıramızı tamamladık. 2 zincir çekiyoruz. 2. Üzerine alarak şu boşluğun içerisine bir tane trabzen yapıyorum. İkili trabzen. 3 zincir çekiyorsunuz. Ve şöyle üzerine alıyorsunuz. Tekrar bir tane daha trabzen ikili yapıyorsunuz. Üst zincir çekiyoruz. Üzerine alıyorum ve tekrar aynı yere bir daha trabzen yapıyoruz. Bir, üç zincir çektik. Üç tane oldu. Üzerine alıyoruz. Tekrar bir trabzen yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Arkadaşlar bir zincir çekiyorsunuz. Şuraya batıyoruz. 5 zincir çekmiştik önceki sırada. Batıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Üzerine alarak ikili bir trabzen yapıyoruz. 3 tane bu şekilde çiçek oluyor arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Aynen bu şekilde devam ediyor. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz ve bu sırayla dantelimiz bitiyor. Evet, sıramızı tamamladık. Şurada bağlayalım. Kolucumuz böyle. Etek ucu da kolucu da bu şekilde olacak arkadaşlar. Son çiçeğimize geldik. Artık yakamızı da tamamladık. Gayet güzel oldu. Şimdi ceplerin kenarını da nakışla süsleyeceğiz. Üç zincir çekiyoruz yine ve bir santim arayla batıyorum. Tam cebin dibinden üzerine almadan batıyoruz. Ceplerimiz de tamam, bu kadar yeterli. Şimdi ceketimizin arkasına buraya bir resim çizeceğiz ve nakış yapacağız. Bir kadın figürü çizdim. Bunu işleyeceğim. Ama işlemeden önce bir iplikle üzerinden geçeceğim. Sabunla çizdiğim için zamanla işlerken kaybolmasın diye böyle önce bir TL alıyorum. Şimdi işlemeye geçiyoruz. Çizdiğim ve işaret aldığım noktalardan nakışımızı yapıyoruz. Bu nakış tekniklerini önceki videolarımda paylaştım. Çok kolay. Şimdi çiçeklerimizi yapacağız.
Düğmeden küpesini yaptık. Gayet güzel oldu. Ceketimizin önüne 10'ar santim arayla 4 tane çıt çıt dikiyoruz. Şimdi bu çıt çıtların üzerine küçük çiçekler yapacağız 4 tane. 37 tane zincir çekeceğim. Üzerine alıyoruz. 3 zincir atlayıp 4.sünün içerisine bir ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. 2 zincir çekiyoruz. Üzerine alarak 2 zincir atlıyoruz. Üçüncüsünün içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 12 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 12 tane trabzan yaptık. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bu boşluğun içerisine üzerine almadan bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum bir tane üzerine alarak. 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üzerine alıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir tane üzerine almadan tekli trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ikinci boşluğun içini dolduruyoruz. Üzerine almadan bir tane trabzan yapıyoruz. Tekli trabzan. Sonra üzerine alıyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz bir tane. Üzerine alıyoruz. İki tane de üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 12 tane çiçek oluyor. Siz bu yaptığımız yapraklarımızı yuvarlayarak çiçeğe dönüştüreceğiz. Şu şekilde çiçek oldu. Arkasından bunu dikeceğiz. İyice sabitliyoruz arkasını. Yaptığımız bu çiçeği çıt çıtların üzerine dikiyoruz. Yaptığımız çiçekleri çıt çıtın üzerine dikiyoruz. Düğüm attıktan sonra ipini içeriye verdim. Çıt çıtlarımızın üzerine çiçeklerimizle süsledik. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzu burada bitiriyorum. Çünkü çalışmamız daha devam ediyor aslında. Ama videomuz çok uzun olacağı için onu bundan sonraki videoya ayırdım. Yeni tasarım ve çalışmalarla tekrar şen tasarımlarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.